Bu aralar çok sık şu tür cümleler duyuyorum. İşte edebiyat, felsefe ve mitoloji kitapları okuyup tartışacak insan arıyorum ama bulamıyorum. Ya da kitap arkadaşlıkları kurmak istiyorum ama etrafımda kimse kitap okumuyor. Ya da okuduğum kitapları tartışamadığım için unutuyorum gibisinden cümleler oluyor. Ve ben de bu tür cümlelerin cevabı niteliğinde bir video hazırlamak istedim. Aslında böyle bir video hazırlamamın sebebi de şu. Çünkü arkamda belirli raflarda belirli kitaplar görüyorsunuz. Fakat aslında arkamızdaki bu somut raflardansa bu kitapları bizim aklımızdaki soyut raflara katabilmeyi öğrenmek. Çünkü aklımızdaki bu soyut rafları kullanmayı öğrendikçe zaten arkamızdaki somut raflar da çoğalıyor ve önümüze çıkan bu hayat eylemlerinde de daha mantıklı hamleler yapabiliyoruz. Benim bu konuda size esas tavsiyem şu olacaktır arkadaşlar. Eğer etrafınızda sizi hoşnut etmeyen böyle saçma sapan muhabbetler eden insanlarla birlikteyseniz bence öncelikle çevrenizi sorgulamakla başlamalısınız. Çünkü edebiyat, felsefe ve mitoloji kitaplarını okuyup tartışmak işte futbol ya da böyle kız muhabbeti yapanlarla olacak iş değildir. O yüzden öncelikle çevrenizde sizi bu konularda tatmin etmeyen kitap muhabbetleri yapabileceğiniz insanlar yoksa kitap muhabbetleri yapabileceğiniz insanların arayışında olmanız gerekir. İşte sosyal medya platformlarında ya da Bing Kitap'ta ya da belki de kültürel ortamlarda bu şekilde insanlar bulabilirsiniz. Tabii ki de bunların arasında seçici olmanız gerekir ya da herkesle birlikte bu şeyleri konuşamazsınız. Fakat bence öncelikle insan seçiciliği çok önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten de nitelikli kitapları böyle nokta atışı tercihlerle birlikte seçmem gibi aslında insanları da böyle seçicilik şeklinde seçiyorum diyebilirim. Bence böyle bir çevre bulma arayışında olduğunuz zaman zaten okuduklarınızı tartışabileceğiniz hatta işte felsefe, edebiyat, mitoloji, siyaset gibi konularda muhabbetler kurabileceğiniz arkadaşlıklar bulmuş oluyorsunuz. Ve ben de zaten böyle bir grubu 1,5 yıldır devam ettiriyorum arkadaşlar. Yani bu türden bir kitap çevresi bulabilecek bir ortamınız ya da isteğiniz yoksa ben zaten YouTube kanalıma bağlı bir kitap okuma grubuyla bunu sağlıyorum size arkadaşlar. Ve böyle bir kitap okuma grubuyla aslında bu kitap dünyasındaki tek türün edebiyat ya da roman ya da işte öykü olmadığını size söylemeye çalışıyorum. Çünkü mesela Ekim ayında bu ay okuyacağımız kitaplar şöyle Yunan mitolojisi ve Roma mitolojisine başlangıç kitapları arkadaşlar. Yani Mitoloji 101 ve Hesiodos'un Teogonia ve İşler Günler kitaplarını okuyoruz. Yani bu tür kitaplarla aslında belirli türlere başlangıç yapıyoruz. Çünkü o türlere başlamadan o türün devamındaki orta ve ağır eserleri okuyabilecek altyapıya sahip olmayabilirsiniz. Zaten bunun da sebebi pek çok onlarca insanla beraber aynı kitapları okuyup farklı meslek gruplarından görüşleri ve bakış açılarını da dinleyip kendi kültür hafızamızı ve görüşlerimizi zenginleştirmekten ibaret. Bu gruba bilgisayarlarınızdan katıl butonuna basarak ikinci seviyedeki okuma grubu artı canlı yayın üyeliğini satın alarak katılabileceğinizi zaten önceden söylemiştim. Fakat aramıza yeni arkadaşlarımızın da katılmasıyla arada en azından bu yıl içerisinde hangi kitapları veya hangi türleri okuyup okuyacağımızı söylemek için bu tür videolar çekiyorum. Bilgisayardan katıl butonuyla katılabiliyorsunuz. Mobil cihazlardan da yine Android uygulamasında en azından Android işletim sisteminde yine katıl butonu gözüküyor. Ama iPhone için de aşağıya bir link bırakıyorum ve bu Join uzantılı linkle birlikte yine aynı işlemlerle kanalıma katılabiliyorsunuz. Bu yıl aslında çok güzel şeyler okuduk. Çünkü Ocak'ta okuduğumuz Şiir Ayı ile birlikte Nazım Hikmet ve İsmet Özel'in kitaplarını okuduk. Şubat ayında Uzak Doğu Edebiyatı okuduk. Mesela bir işte Türk Edebiyatı okuduk, bir Uzak Doğu Edebiyatı okuduk. Sonra Mart ayında çok farklı bir tür olan Kadın Hakları okuduk. Sonrasında Nisan ayında Freud ve Fromm'un kitaplarından bir psikanaliz ayı yaptık. Mayıs ayında Jean-Paul Sartre'la bir varoluşçuluk felsefesi ve Siddhartha ile birlikte Budizm konuştuk. Haziran'da Ahmet Hamdi Tanpınar kitapları okuduk. Ya da Temmuz'da yine Mustafa Kemal Atatürk kitapları okuduk. Ağustos ayında da bilim kurgu kitapları okuyarak aslında edebiyatta ne kadar farklı türler olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Ve en sonda Eylül ayında Dinler Tarihi kitapları ile birlikte aslında dediğim gibi kitap dünyasında tek türün kitaplar yani edebiyat olmadığının farkına varmışsınızdır. Çünkü biz bu yıl hem kadın hakları hem psikoloji hem Budizm hem de dinler tarihi ile aslında farklı farklı türlerin bilincini kendimize katmaya çalışıyoruz. Ve farklı insanların da bakış açılarıyla birlikte bu kitapların nasıl farklı görüşlerce değerlendirebileceğini de öğreniyoruz. Ekim ayında size evet Mitoloji 101 ve Teogoni İşler ve Günler kitaplarını hep beraber okuyup tartışacağımızı söylemiştim. Çünkü mitoloji çok önemlidir.
gerek tıbba, gerek psikolojiye, gerekse de günlük hayatımıza pek çok kelime ve hazine bırakmış bir alandır aslında. Ve işte mesela çok küçük bir örnek veriyorum. Eğer Shakespeare kitaplarının erken dönem eserlerini okumak isterseniz pek çok mitoloji göndermesi olduğunu bulmuş olursunuz ve bunun aslında neden böyle olduğunu, çağdaş edebiyatta neden Yunan mitolojisi bu kadar kullanılıyor şeklinde bir soru aklınıza gelirse, aslında biz de bu ay kitap okuma grubumuzda bu sorunun cevaplarını aramaya çalışacağız. Bunun yanı sıra farklı farklı ülke edebiyatlarını görmek açısından, mesela Şubat ayında okuduğumuz Uzak Doğu edebiyatı gibi, mesela bir dahaki ay yani Kasım ayında da İtalyan edebiyatı okuyacağız arkadaşlar. Yani Giovanni Papini'nin Gog ve Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu kitapları. Yani bu okuduğumuz kitaplar aslında o türe uygun olabilecek başlangıç kitaplarıdır. Ve bir türe başladığınızda ve o türe ısınabilecek kitaplar okuduğunuzda aslında o türün ısınma hareketlerini yapmış oluyorsunuz bir nevi ve ondan sonrasında esas antrenmana daha böyle orta ve ağır seviye kitaplarla geçebilirsiniz. İtalyan edebiyatından sonra da yılın en son ayında yani Aralık ayında felsefeye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bugüne kadar hiç felsefe okumamışsanız, felsefenin mekanizmasını merak ediyorsanız ve okuduğunuz kurgu kitapların tabanındaki felsefi altyapıyı merak ediyorsanız aslında İşin en başlangıç noktasından bu grupta en azından bir kere başlatıyoruz. Şöyle ki Jostein Gaarder'ın Sophie'nin Dünyası ve yine Ahmet Arslan'ın Felsefeye Giriş kitaplarını okuyup tartışacağız. Tabii ki bunlar kurgu dışı kitaplar ama Sophie'nin Dünyası aslında felsefe tarihinin kurgulaştırılmış hali diyebilirim. Yani aslında bu tür kitaplarla hem okuduğumuz kendi listemizdeki kitapları daha zengin bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyoruz hem de farklı kitap arkadaşlıklarıyla birlikte aslında tartışılabilecek böyle güzel seviyeli muhabbetler yapabileceğimiz bir kitap ortamında bulunmuş oluyoruz. Böylece hem kitapları unutmamış oluyoruz hem de kitaplara karşı farklı farklı yorumların olanaklarını da keşfetmiş oluyoruz diyebilirim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi biz bu kitapları okuma grubumuzda yıl sonuna kadar okuyup tartışacağız ve aslında videonun başında dediğim edebiyat, felsefe, mitoloji kitapları okuyup tartışmak isterim ama insan bulamıyorum, etrafımda kimse kitap okumuyor problemine bir çözümle geliyorum size ve tabii ki de katıl butonuyla aramıza katılmak isterseniz bu çözümü benle ve pek çok okurla birlikte çözmek isteyebilirsiniz. Çünkü gerçekten değerli kitaplar okuduğumuzu düşünüyorum ve böyle çok tartışmalı, seviyesiz muhabbetlerin olduğu bir sosyal medya ortamında aslında nezih ve entelektüel bir küçük grup yaratmak istemiştim ve şu an gerçekten de 1,5 yıldır çok güzel bir şekilde devam ettiğimizi söyleyebilirim. Eğer kendinize bahaneler sunmazsanız ve işte mesailerinizi, eğitim hayatınızı, okulunuzu, sınavlarınızı bahane etmezseniz bence en azından kendi grubunuzda, kendi çekirdek arkadaş grubunuzda ya da kitap okuyabilecek başka bu tür insanlarla ya Telegram grubu ya da başka bir şekilde sanal gruplarla da böyle muhabbetler içerisinde bulunabileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar, sizin gelişmenizin önündeki en büyük engel yine sizsiniz. Çünkü kendinize bahaneler uydurup duruyorsunuz. İşte sınavlarım var, okulum var, işte mesaim var gibisinden. Yoğun bir hayatı kitap okumanın ve benlik gelişiminin önüne alıyorsunuz. Bence bunların ikisi de dengeli olmalı ve bir şekilde mesela işe giderken ulaşımda kitap okuyabilirsiniz ya da bir gün sınava çalışıyorsunuzdur, başka bir gün bu tür kitaplara vakit ayırabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar, hayatımız mesleklerimizden ya da işte okula gidip sınavlara girip çıkmaktan ibaret olan bir hayat değildir. O yüzden bence benliğimizin gelişimi ve içimizdeki katmanlar da en az bir o kadar önemlidir diye düşünüyorum. Umarım dediklerim anlaşılır oluyordur ve bu videoda da kendinize bir şeyler katmışsınızdır. Aslında tekil benliklerimiz de kitap okumak için yeterli bir haldeyken bazen farklı insanların görüşlerini dinlemek ve kolektif bir entelektüelite içerisinde bulunmak, o kitaplardan aldığımız payların %25, %30 değil de mesela %50, %60 ya da %70'e çıktığını görebiliyorsunuz. Aslında biz de bunun için savaşıyoruz ve farklı kitap türlerinin de dünyada varlığının bilincini kendimize katmak için çabalıyoruz. Bu videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kitapları benle beraber okumak için ne yapmanız gerektiğini zaten söylemiştim. O yüzden umarım hayatınız boyunca çok güzel kitaplar okuyup, edebiyat, felsefe ve mitoloji kitaplarını okuyup tartışacak insanlarla bir arada olabilirsiniz. Çünkü gerçekten hayatımız çok kısa, Ars Longa Vita Brevis sözünde olduğu gibi. Fakat en azından sanatımızı uzatmaya çalışarak ve böyle insanlarla bir arada olarak belki de bu varoluşumuzu daha değerli bir hale getirebileceğimizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.